Burası Aktaşköy Kadıroğlu Mahallesi. Bu vatandaşlarımız yıllardır bu köprüden geçiyor, ağaç köprüden. O kadar ilgili mercilere müracaat etti. Şu anda hiçbir sonuç alamadı. Mart'ta 105 kişi oy kullanacak. Köyün nüfusu 150. Yani burada yaşayan 50 kişi bu mahallede. Bu Kadıroğlu Mahallesi'nde 50 kişi yaşıyor. Tamam, dedelerimizden yapılma bu, her sel gelişte yıkılıyor. Yıkıldığı zaman tamir ediyoruz, kepçe çağırıyoruz. Mesela anca millete ulaşım öyle sağlıyor. Mesela normal bir hasta oldu mu veyahut ki bir herhangi bir şey rahatsız olan olduğu zaman ambulans veya yangın falan böyle bir şeyler olduğu zaman kesinlikle karşıya bir irtibat yok. Mesela vatandaşlar ev yapacaklar, yapamıyorlar. Şimdi bütün millet İstanbul'da gelecek adam bir ev yapacak. Bütün arazileri bu tarafta. Yani evi hem köprü olduğu için, yani köprü olmadığı için bunlar bir köprü istiyorlar en azından. Ufak bir araba olsa dahi geçse daha iyi olur yani. Mesela illa ki burayı istemiyorum. Mesela yukarılarda neresi müsaitse devlet büyüklerimiz orayı yapabilirler yani. Onun için yani onlar bilirler, onlar geldiği zaman Kur'an projesi neyse. Biz bize yardım etsinler, biz bunu kendi imkanlarımızla yapmaya talip oluruz yani. Burası Bartın Oğuz, Kadıroğlu Mahallesi. Bu mahallede yaşayanlar zor durumda. Zor durumda olduğu için karşıya ambulans veya bir ulaşım, bir hasta olduğu zaman bir ulaşım sağlanmıyor. Yani insanlar köy halkı olarak zor durumdalar. Buraya bir ev yapmak için gurbette çalışan arkadaşlarımız ve komşularımız, insanlarımız buraya ev yapmak istiyorlar. Burada bir ulaşım olmadığı için kimse bir ev yapmak istemiyor. Ondan sonra buraya mesela geçenlerde burada bir ev yangını oldu, yandı. Yani buraya itfaiye dahi buraya yani zorla, imkanları zorlayarak geçti. Yani buraya biz bir köy halkı olarak buraya bir ulaşım istiyoruz. İnsanlar burada sanki bir ziraat, Fırat Köprüsü'nden geçer gibi geçiyor. Yani şuraya bir çocuk düşse okula giderken bunun sorumlusu kim olacak? Yani bu devlet büyüklerimizden buraya bir şeyler yapılmasını istiyoruz. Yani rica ediyoruz. Bunu, yani bu köy halkı burada zor durumda. Özellikle burada vatandaşlarımız sanki can güvenliği yok zaten bu köprüden geçerken de. Yani Fırat Köprüsü'nden geçer gibi yani zor durumda geçiyorlar insanlar buradan. Ne bileyim büyüklerimizden, valimizden, kaymakamlarımızdan, milletvekillerimizden yani buraya bir sorun çözülmesini istiyoruz. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Yıllardan beri yani benim çocukluğumdan beri bu köprü bu durumda. Yıkıldığı zaman yapıyoruz, ediyoruz ama yani burada bir ulaşım yok. Bir sel geldiği zaman alıp götürüyor. Devlet büyüklerimizden buranın bir yani yardım yapılmasını istiyoruz. Evet. İçin itibariye gelemedi, canlarına gelemedi, kimse olmadığı için ev cay yandı, gözümüzün önünde hayvanlar yandı, insanı zor kurtardık. Hasta oluyoruz, geçemiyoruz, geçen ben sudan düşüyordum, ambulans geçemedi. Adım Erdal Zortoğlu, 33 yaşındayım, yıllardan beri aynı çileyi çekiyorum, aynı Ziraat Köprüsü'nden geçiyorum. Çocuğum seneye okula gidecek ama nasıl gidecek bilmiyorum, ufak bir geçit olsa çok iyi olur. En azından çocuklarımız buradan okula gider, taşımak zorunda kalmayız. Şeker hastayım, şekerim yükseliyor, geçemiyoruz, afada gibi geliyor, böyle öyle oluyor. Yani burada 3 aneyiz, babaannem İstanbul'da köyü istiyor ama gelemiyor. Komşumuzun evi yandı, onu da zor geçirdik. Hanımızdan, Yılmaz Tuş'tan yardım diliyoruz, büyük şey yetkilerimizden bize ufak bir köprü yapmasını rica ediyoruz. Özellikle Vali Hanım'dan çok yardımcı olursa çok seviniriz.
çileyi çekiyor. Yavaş, yavaş git oğlum. Abi istersen öbürü oraya da çekebilir. Mesela ben orada çoğunu hep sırtımda geçiriyorum. Yok yok. Buranın görüntüsü daha şey. Doğru. Ya vuruyorum. Bu insanlar buradan yürüdüğünü dair gösteriyormuş. Onu kayda alıyorum. Öttü deresi aynı yerden geliyor. Biz aynı böyle bir şey istiyoruz yani. Büyük bir köprü istediğimiz yok yani. Araba... Bakanımızdan böyle bir şey köprü istiyoruz. Öttü deresine geçmesi, vatandaşlarımızın geçmesini sağlasınlar o kadar. Başka bir şey istemiyor. Köprüsü buna çevirsinler, bizi sevindirsinler. Vatandaşımız sevinsin en azından.